Evet, söyleyin bakayım. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Budanya'ya gidiyoruz. Budanya. Evet. Sonrasında da Bursa'da nereye gideceğiz? Cadının evi. Cadılar var orada. Aslında bugün Budanya'ya da gidiyoruz. Cadının evine de gidiyoruz. Ama daha da önemlisi eski Karaağaç köyündeki Leyla'yı görmeye gidiyoruz. Yaren Leylek ve Adem amca. Karıcabey'den yarım saat bile sürmeyen bir mesafede eski Karaağaç köyü Karıcabey'e bağlı. Buranın yolları gayet düzgün. Bazı önemli günlerde tabii ki kalabalık olabiliyor ama her zaman için yer bulabileceğiniz bir yer. Solda görüyorsunuz Gölevi, Leylek Köy. Bu sağda gördüğünüz kafeyi en sonunda biliyorsunuz, göreceksiniz. Dönerken kendine ait ücretsiz bir otoparkı var. Bu yoldan devam ettiğiniz takdirde de artık Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait Eski Karaağaç köyüne geliyoruz. Bu genel görmüş olduğunuz bir kuşbaşı görünüşü ve ön bilgilendirmeler için bazı yazılar mevcut. Burası aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı. Bu yerin adı aynı zamanda da Avrupa Leylek Köyü olarak geçiyor ve Uluabat Gölü de bu alanın içerisinde. Leylek çıkabilir diyor. Ne diyor? Dikkat, leylek çıkabilir. Eski Karaağaç Avrupa Leylek Köyü'ne geldik. Bugünkü gezimiz bu. Sol taraftaki bina Eski Karaağaç Çok Amaçlı Sosyal Tesisiymiş. Kadın Derneği eviymiş aynı zamanda. Biz şu an Bursa'dayız değil mi? Evet. Bu tabelada da beyaz leylek hakkında genel özelliklerini ve göç yollarını size bilgilendirme için gösteriyorlar. Ve leylek yürüyüş yolu buradan başlıyor. Evet, bu görmüş olduğunuz heykel de Adem amcayla Yaren Leylek'in heykeli. Gelen misafirler bunun önünde hatıra pozu çekiyorlar. Bu Gezi Parkı'nın haritası. Yaren Leylek kaç senedir geliyordu Asya'ya? 13 yıldır. Evet, 13 yıldır her sene düzenli olarak Adem amcayı ziyaret ediyormuş. Leylek kızlarımız da. Leylek, bu Yaren Leylek. Yaren Leylek ve Adem amca. Adem amca. 13 yıldır kayığa geliyormuş. Evet. Bu köyün en beğendiğim özelliklerinden biri de kadınların kendi el emeklerini burada misafirlerle buluşup para kazanmaları. Gördüğünüz gibi doğayla iç içe bir evet. Kat leylek çıkabilir. Leylek çıkabilir. Yazılır her yerde. Ben de önünde poz çektirmekten geçemedim. Olur. Teyzelerimiz çok sıcakkanlı ve çok güzel turşular ve el emeği ürünler satıyorlar. Teknesi var. Evet. Yaren Leylek.
yapıyor. Yaren, leylek, gezi sandalıydı. 4 kişi binebiliyormuş en fazla. Kaç paraydı? 250 sanırım. 250. Burada bir çalıştırdı. Bizim insanımız hemen dikmiş buraya gelen apartman. Kaç katlı? 2, 4, 5 katlı. Her yeri katlediyoruz maalesef. Sonra videoyu izledik. Leylek göremedik de miyiz? Yaren. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Çocuklara leylek getirme. Böyle çok güzel köy yerleşmeleri de var. Tavuklar, ördekler, kazlar. Şunu da hemen belirteyim. 13 yıldır buraya gelen Yaren leyleğin dişi mi erkek mi olduğu henüz belli değil. Ancak leylekler de erkek leylekler yuvayı hazırlamak için bir hafta önceden geliyorlar. Dolayısıyla da Yaren leylek aslında erkek olabilir. Bu alanda genelde uçurtma uçuyorlar. Yürüyüş yolunun son alanı. Ve gördüğünüz gibi bir leylek havada ya Yaren leylek veyahut da onun eşi olabilir. Bu leylek köyünü ziyaret edenlere tavsiyem rüzgarlı havalar için üstlerine iyi bir kıyafet almaları. Gördüğünüz gibi bazı aileler dinlenirken bazı ailelerde uçurtma uçuruyorlar. Uçurtma uçurtmak için gayet güzel bir alan. Avrupa Leylek Köyü'nü beğendiyseniz aynı zamanda da burada bulunan Uluabat Gölü'nü de mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın derim. İlk girişteki ablanın sattığı gözlemeler çok güzel ve 60 TL. Buradan gözleme alarak kadınların da çalışmasına destek olabilirsiniz. Kader Evi Kadın Derneği üyeleri burada çok güzel hamur satıyorlar. İsterseniz pişmiş, isterseniz çiğ alabiliyorsunuz. Bu dernek yararına yapılan bir faaliyet ve gerçekten çok yararlı.
bulduk biz de. Bu görmüş olduğunuz alanda Leveköy Göl Evi'nden çektiğimiz manzaralar. Kara Ağaç'tan çıkarken solda, gelirken de sağ tarafta bulunuyor. Birçok güzel hayvan, çok güzel bir doğa ve güzel bir manzarasıyla sizleri ağırlamayı bekliyor. Zeytinlikler var. Hayvanların devamında böyle çok güzel bir kafe var. Çok güzel lavanta bahçelerinin arasında. Böyle manzaranın tadında. Göl evi içerisindeki kafeterya gerçekten çocuk dairelerin seveceği türden. Birçok hayvanın yanı sıra doğa ve manzarasıyla beraber sizlere gerçekten güzel bir hizmet sunuyor. Sıcak, soğuk, çay, kahve, içecekleri, aperatifler ve tatlılarıyla sizlere güzel bir hizmet sunuyor. Bunlar da anne yavru. Burada aynı zamanda pansiyon da varmış. Kalabiliyorsunuz da. Restorantı da var. Gelmenizi tavsiye ederim. Giriş ücretsiz. Çay kahve fiyatları da gayet uygun. Burada da güvercinler var. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize selamlar.